duyuyla ortaya koymak. Olsa olsa böyle olmuş. Biz bunu olsa olsasını kaldırmışız, mutlaka böyle olmuştur demişiz. Aldanmışız. Hala aldanmaya devam ediyoruz. Hazreti Hüseyin Efendimiz'den ve 10 Muharrem'den bahseden yok. Aşure'nin ne olduğundan bilen yok. Pişiriyoruz ama nereden kaynaklandığını bilenimiz çok az. Mesela bazı Şia, bunların içinde mesela Abdülbaki Gölpınarlı, tatlı yiyerek Muharrem mi olur diye aşure ikram edenlerin aşure kaselerini kırardı. Görgü şahidiyim. Bir de söverdi. Sonra alim diye, kaynak diye o herife müracaat ediliyor hala. Ne dediğimi iyi biliyorum. 3-5 tane kitap. Yahu başka kitap yazan yoktu da onun için. Yasak zamanda yazdığı için. Onun kitaplarını okuyup, ama Fuat Köprülü'nün ilk mutasavvıflar kitabını okumayan çok adam var. Şöhretle ilmi birbirinden ayırmak lazımdır. Halbuki tatlı acı. Allah-u Zülcelal'in kullarına ihsan ettiği her rızık maddesinde, maddesel rızıkta bir hikmet vardır. Canınız çok yandığı zaman, yani elin çivi çakarken parmağına keseri vurdun. Dan tut da ameliyat ağrısı. Allah korusun bir cenazenin arkasından olan acı. Tatlı yiyin azalır. Çünkü zıttıdır. Kurtlamak için değil, acıyı gidermek için tatlı yenir. Düşen ve ağlayan çocuğa hemen şeker verin. Geçer. Laf aramızda diş doktorlarına fazla itibar etmeyin. Şeker dişi bozarmış da bilmem neymiş. Laf ola beri gele. Emzik, çocuğun susturucusu var ya, damağını bozar, dişini bozar. Benim çok yakinim, ilkokul ikinci sınıfa kadar içti, emzik emdi, inci gibi dişleri var. O onunla alakalı değildir. Bir takım ihtiyat tedbirlerini mutlak kaide olarak algılamamayı öğrenmemiz lazım. Bu dinde de böyle, dünya hayatında da böyle. İhtiyat tedbirleri. Allah aşkına bu diyetisyenler miyetisyenler çıkıyor. Birinin söylediği birine uyuyor mu? Nasıl bir ilim bu lan bu? Nasıl bir ilim bu? İlim 2 kere 2 4'tür. Bu bitti bu kadar. Bunun 4,5'u, 4, bilmem nesi olmaz. 2 kere 2 4'tür. Ulan biri 8 diyor, biri 65 diyor. Biri eksi bilmem kaç diyor. Hepsi bunların alim öyle mi? Hayır. Bunlara itibar edilir. Mukayese edilir, doğrusu kendi miktarımızca alınır, tartılır. O kadar çok mukallitliğe meraklıyız ki, doktor böyle dedi diye yapıyoruz. İyi gidip göründün mü? Yok, görünmedin. Televizyondan dinledim. Allah Allah. Başım ağrıyor. He, Fatma teyze dedi ki, Ali abiyle beraber aspirin al geçer. Kendimden bahsediyorum. Bol bol ağrı kesici aldım. Çok başım ağrırdı. 2 defa mide kanaması geçirdim. Çünkü midem çok hastaymış. Ama baş ağrımın sebebi tansiyonmuş. Tansiyonumu 2002'de, pardon, 92'de teşhis ettiler, düşürdüler. O zamandan beri başım ağrımıyor. Boşu boşuna 2 defa mide kanaması geçirdik. Kabahat benim. Doktora gitsene lan başın ağrıyor diye. Fatma teyzeyi, Ali abiyi dinleyeceğine. Ama bu hepimizde var. Ölen sende de varmış diyorsunuz. Ben inkar etmiyorum ki bende de var. Ama benim 2 defa midemi deldiğim gibi sizinki delinmesin diye söylüyorum. Bundan ibaret. Kıyamadığımdan söylüyorum. Hasılı ihtiyat tedbirleri asli kaide değildir. Hatırınızda bulunsun bu cümle. Cebrail aleyhisselam insan suretinde görünürdü dedik. Oradan buralara geldik Muharrem'e filan. Efendimiz hazretlerine simaen çok benzeyen
Beni Kelp kabilesi reisi, Dıhye bin Halifetül Kelbi var. Kelp kabilesi koyunculukla iştigal ediyor. Yani orada çok, hani Arabistan'da deve meve var da, bu Beni Kelp kabilesi koyunculukla, Efendimiz Hazretleri'nin bir başka hadisinde oruçla ilgili sevabı anlatmak için kesretinden kinaye bir misal arz veriyorlar bizlere, buyuruyorlar. Beni Kelp kabilesinin koyunlarının sırtındaki postun tüy sayısı kadar. Yani üşenmezsen deli pösteki sayar gibi bir tanesini say. İşte. Bu kesretinden kinayedir. Bir de her şeyi olduğu gibi kabul etmek lazım. Şimdi bizim bugünkü toplumumuzda köpek çok makbul bir şey değildir. Hatta kızlığımıza köpoğlu köpek deriz. İt herif deriz. Öyle mi? Ama bu eskiden böyle değil. Şimdi çocuğumuzu aslan, kartal, atları koyuyoruz. Köpek adı koyan yok. Yok. Pars. Şimdi koymuyoruz ama mesela meşhur Memlük hükümdarı Baybars. Arapçada P sadası olmadığı için onlar paşaya da başa derler. İşte Baybars, Pars Bey demek. Hazretinin adı Pars. Bu Diriliş dizisinde Saadettin Köpek diye bir adama ve köpek böpek diye yanlış. Saadettin Köpek çok kıymetli bir Selçuklu veziridir. Temizliği, titizliği ve mimarisi ile şöhretlidir. Bugün Konya yakınlarında Zazadin Han diye bir han vardır. O hanı cebinden hayır için yaptıran ama planını çizen ve mühendisliğini yapan Saadettin Köpek'tir. Vakıftır o. Ama ahalinin ağzında Saadettin olmuş Zazadin. Köpek o zamanlar kullanılan makbul bir isimdir. O film gereği öyle olmuş, ona ben karışmam ama kabahati ve çok sevilen bir adam olamamasının sebebi, Alaaddin Keykubat vefat ettikten sonra şehzadeler kavgasında taht kavgasını kazanamayan şehzadenin II. Mesud'un tarafında olduğu için kötülenmiştir. Aynen Şeyh Bedreddin'in Sultan Yıldırım Bayezid Han'dan sonra kardeş kavgası, kardeş kavgası demek de yanlıştır ona da. Neyse, o kavga sırasında daha sonra iktidarı ele geçiren Çelebi Mehmet Hazretleri yerine Musa Çelebi'yi desteklediği ve Musa Çelebi'nin kurduğu veya kendini padişah olarak ilan ettiği sistem içinde kaz asker mevkiine tayin olduğu için Çelebi Mehmet tarafından idam ettirilmiştir. Ne Nazım Hikmet'in söylediği gibi bir halk kahramanı filandır, sadece siyasette kötü tarafı tutmuştur. Ondan ibaret. Yani bunları doğru algılayalım. Filmlere de, romanlara da aldanmayalım. Ne yazık ki tarihimizi filmlerden öğreniyoruz. İki tane kitap karıştırmıyoruz. Ne kadar ecdadımızın yüzüne bakacağız? Benim şüphem var. Bir insanın yüzüne bakmak için surat lazım insanda. O suratın sahibi miyiz? Düşünelim. İşte bir gün yine Cebrail aleyhisselam Dıhye bin Halifetül Kelbi kılığında geldi. O sırada perdeyi açtı. Hazreti Hüseyin küçük altı. Tanıyor ya Hazreti Dıhye'yi. Gitti kucağına oturdu. Efendimiz Hazretleri nezaketinden, zarafetinden dolayı, kardeşim seni Dıhye zannetti, kusura bakma, rahatsız etti deyince Cebrail aleyhisselam dedi ki, yok ya Resulallah, estağfurullah, rahatsızlık olur mu?
O beni tanır da tanıdığını bilmez dedi. Nasıl yani? Fatma rahatsız olmasın diye gece ağlarken ben çok Hüseyin'in beşiğini salladım dedi. Böyle şeyler için de gelirdi Cebrail aleyhisselam. İşte Efendimiz Hazretleri Sidre'de Cebrail aleyhisselamı ben ilk Hira'da görmüştüm. Burada bir daha göreyim diye gönlünden geçirdi. İşte Habib ile Halil arasındaki fark budur. Halil, sözlük manası dost demek ama bunun tecellisi isteği reddolunmayan manasına gelir. İsteği reddolunmayan. Habib, lügatte sevgili ama fiiliyatta istemeden verilen demektir. Kalbinden geçirdi ama istemedi. Lab Cenab-ı Hak emretti ki Cebrail aleyhisselam asli cismiyle, yani göz alabildiğini, gözün kanadının ucu gözükmüyor. Beşer takatinin üstünde bir büyüklüğü var. Hazreti Peygamber Kur'an-ı Kerim'deki ifadesiyle ene beşerun mislukum. Ha bunu, bu tercümeyi yanlış yaparak hüküm verenlerin de vallahi aklına tutma sıkayım, hadi bu kadar geçeyim. Ben de sizin gibi insanım diye tercüme ediyorlar. Vallahi ve billahi yanlış. Abdest lazımla söylüyor. Ben de sizin gibi insanım diye tercüme edilemez. Ben de sizin gibi insan cinsindenim. Melek değilim, cin değilim. Başka bir varlık değilim, insan cinsindenim. Ama sizin gibi insanım demek değil. Çünkü biz bunu sizin gibi insanım deyince işte bizim gibi anlıyoruz. Allah Allah. Bizim gibi olur mu? Onun için cins olarak insan cinsinden. Ha bana sorarsanız yegane insan odur. O başka mesele. Diğer insanlar, İnsan olarak yaratılan diğer mahlukat, ona yakınlığı, ona bağlılığı, onu taklit etme imkanı kadar insandır. Ondan başka makamı taklit yoktur. Örnek alınacak başka kimse yoktur. Lider, önder yoktur. Var diyen kafirdir. Nereden çıkardın? Ayetten dolayı çıkardın. Peygamber size ne verdiyse alın, neden kaçınmanızı emrettiyse kaçının. Ayet. Benim peygamberimin hayatında sizler için alınacak örnekler vardır. Veya sizin hayatınızda örnek alınacak tek zat benim nebimdir. Allah böyle diyor. Başkasını örnek alanlara ne diyeceğiz? Allah'ın ameli değil, itikadi emrine muhalefet edenler kafir olur. Allah'ın ameli emirlerine muhalefet edenler günahkar olur. Benim gibi beynamazsan günahkar olursun. Bitti o kadar. Sorar, affeder, ceza verir. Onun bileceği iş. Ama ayeti kerimede var olan bir hususu inkar ettin mi itikat olarak, hesap kitap yok. Sormak bulmak yok. Lap doğru, cehennemi esferi safilin. O kadar. Onun için bazen damarımıza basıyorlar. Olmaz öyle şey diye cevap verebiliyoruz. Aman yapmayalım. Ya kardeşim öyle değil, bu böyle filan demeye gayret edelim. Allah cümlemize sabır versin yani. Hakikaten adamı tahtasına attırıyorlar bazen. Hem de bunu ilim namına yapıyorlar, Allah korusun. İşte beşer olduğu için Efendimiz, beşer cinsinden olduğu için takat getiremeyip, ne diyelim, çarpıntı tuttu, tansiyonu çıktı, terledi gibi bedeninde de bir değişiklik olunca hemen sureti Ademiye'ye tahavvül etti. Yani Adem
şekline değişti Cebrail aleyhisselam. Ve Resulullah Efendimiz o ter tansiyon çarpıntıdan dolayı bedeni takati böyle biraz düştüğünden eski tabirle Cebrail aleyhisselam aleyhissalatu vesselam'ı deragoş etti. Deragoş. Göğsünü ona yuva yaptı. Kucağına aldı. Demektir. Analar yavrularını emzirmek için kucaklarına aldıklarında makamı Cebrail'dedirler. Yavrular da makamı Muhammediyettedirler. Çünkü onlar masumdur, günahsızdır. Anlatabildim mi? Halbuki normal işte çocuk doğurursun emzirirsin. Öyle değil, Muhammedilere öyle değil. O hayvanlar için doğurur emzirir. Biz insanız. Dan sonra, hatta daha önce tabii her şeyden önce, biz Muhammediyiz. Onun için bütün analar yavrularını kucaklarına aldığı zaman makamı Cebrail'dedirler. Yavrular da makamı Muhammediyette. Onun için zamane çocuk doktorlarının lafına inanıp biberonla bilmem neyle filan beslemeyin. Yavrularınızı sinenizde büyütün. Tepenize çıkarın. Şımarır. Demeyin. Şımarmazlar. Sevgi şımarmayı da dizgine alır, kanalize eder. Yeter ki sevmeyi bilelim ve ısrar edelim, gösterelim, anlatalım, söyleyelim. Seni seviyorum demenin ayıp olmadığını, sünnet-i seniyyeyi peygamberi olduğunu bilelim. Burada mühim olan nokta şuydu, Cebrail aleyhisselamın heyeti asliyesini Risalet Penah Efendimiz'den başka hiçbir nebi görmemiştir. Bu da ona mahsus bir haldir. Şimdi gelelim, söyleşirken Cebrail ile kelam geldi, raf raf önüne verdi selam. Raf raf, Hazreti Cebrail ile konuşurken Cebrail aleyhisselam ben bundan ileri gidemem dedikten sonra ayrıldılar. Aleyhissalatü vesselam Hazretleri kendini bir nur deryası içinde buldu ama yani böyle göz kamaşma falan filan bunlar çok hafif tabirler. Nasıl olduysa kendine mahsus bir hal oldu ve nurdan 70.000 perde kalktı. 70.000 perdeye bu kesretinden kinayedir. Fakat yakıştırma olarak 28 harf, ayrıca bazı haller, harfe girmeyen haller 35 eder. 7 daha vardır öyle. 7 rakamı önemli bir rakamdır. Dünya 7 günde yaratılmıştır. 7 senede bir bedendeki bütün hücreler ölmüş ve yeniden dirilmiş olur. Yani şu anda 7 sene evvel doğmuş bir hücre bugün yok. Şu anda yok. Şu anda doğmuş olan hücre de 7 sene sonra yok olacak. 7'nin böyle bazı önemleri var. O kadar fazla teferruata girmeden, işte 7 de öyle, 35. 35'in bir batını var, bir zahiri var. Etti 70. Her bir makamda 1000 esma-i ilahi var. Etti sana 70.000. Bu olsa olsadır. Aslında bu kesretinden kinayedir. Cenab-ı Hak'la aranda senin nefsinden başka perde yok sevgili kardeşim. Ama o nefis perdesi adeta 70.000 kattır. Ona göre davranmak lazım. Ve en son kat açılmadan 69.999 olsa olmaz. 71'den yok olacak. Zor mudur? He. Şimdi buradan ben Hindistan'a yürümeye kalkmaya gidersem zordur. Ama
uçak bileti alıp uçağa binersem kolaydır. Allah'ın çok daha fazla bize ihsan ettiği kolaylıklar var. Her menzil yürüyerek gidilmez. Süleyman aleyhisselam göz açıp kapayıncaya kadar Belkıs'ı Yemen'den Kudüs'e getirdi mi? Getirmedi diyen kafir olur ayet var. Getirdi. Süleyman aleyhisselam getiriyor da. Tabii Allah'ın izni ve emri ve kudretiyle amenna biliyoruz da bu izin ve kudret kimde tecelli ediyor? Sen de bende değil, Süleyman aleyhisselam'da. Süleyman aleyhisselam bile beni peygamber olarak yaratacağına, ümmeti Muhammed'den bir fert olarak yarataydın ya Rabbi diye yalvaracak olanlara dahil. Resulullah'a göre ne o zaman? Çok basit bir şey. Yeter ki biz Resulullah Efendimiz Hazretlerine yakın olmayı becerelim. Hala Zat-ı Seniyyelerinden ismi şerifiyle bahsetmek küstahlığında olanlar. Hem de cami müezzini. Geçen gün bir yerde ikindi namazından çıktım. Yani kılmadım. Ezan okundu. Oradan bir kendini alim zanneden herif ezan duası yapıyor. Allahümme Rabbi hazi davet ettame ve salatil kaime. Ata Muhammed'e, Allah Allah, Muhammed'e ver, işte şey yaptın, ne o? Vesile tebe, fazile, vesile cennetini ver falan. Bak bu şimdi tekledim, neden? Sinirlenince. Ya sövmeliyim ya teklemeliyim. Huzurunuza sövemeyeceğime göre tekliyorum, idare edin. Camide Müslüman geçiniyor. Şuursuz, ezberci. Ha CD, CD değil, CD Türkçesi. Ha teyp, ha plak, ha papağan. Ezberlemiş, dua ediyor. Ate nebiyine ve habibine ve seyyidine, bir şey de ya başına. Muhammed'in vesilete vel fazilete ve daracetir rafiye ve bağasen makamın mahmudun lezzi ve adde. Sonra bir şey daha cümleyi ilave edin bilenler, parantez içinde. Verzukna, bizi rızıklandır. Şefaatehu, onun şefaatiyle yevmel kıyame. Kıyamet gününde ve kıyamet gününe kadar onun şefaatiyle bizi rızıklandır diye ilave edersek iyi olur. Verzukna şefaatehu yevmel kıyame. Kaldı değil mi aklınızda? Not almaya lüzum görmeyin tabii. Nasıl kalır aklınızda? Refref aslında ıslahat-ı sofiyedendir. Hazreti Süleyman Çelebi de bir sufidir. Emir Sultan Hazretleri'nin dervişi ve halifesidir. Tarikat-ı Nurbahşiye'ye mensuptur. Ve Şeyh Efendi'dir aynı zamanda. Onun için bunu kullanmıştır. Muhabbetin suretidir diyelim, geçelim. Refref odur işte. Ve bu nur deryasına girdiğinde refref geldi, selam verdi ve ona bir binek oldu. Nasıl Burak'ı anlatmıştık daha önceki sohbetimizde, ama kendi bildiğimiz şeylere benzetebilelim diye ata benzetmiştik. Ama özellikleri olan refref de böyle bir binektir netice itibariyle. Ve yine yaratılmış olmasına rağmen Sidre-i'l Münteha'ya bitişik, ama daha hala yaratılmışlığın hududu içinde olan Arş-ı Azam'a Sidre'den Arş'a hem dağ kadar kıl kadar yakın, hem dağ kadar uzak. Hani ayet-i kerime var ya, Meracel bahreyni yeltekiyani, iki deniz
birbirine bitişiktir ama soyu birbirine karışmaz. İşte bunu ille rahmetli Kaptan Kusto, niye rahmetli dedin? Müslüman olduğuna şahidim de onun için. Efendim, o ispat edene kadar böyle havacıva gibi geliyordu. Halbuki öyle değil. Hepimizde Maracel Bahreyn var. Öfkemizle affımız yan yana değil mi? Ama birbirine karışmıyor. Cehaletimizle ilmimiz yan yana değil mi? Daha buna göre düşünün, daha neler var. Bitişik ama ayrı olan şeyler. İşte Sidre-i Münteha'ya, Arş-ı Âlâ, Arş-ı Azam yakın idi. Bu çok fazla lakırdıya gelecek bir şey değil. Ama burada Er-Rahmanu alel arşisteva, Rahman suresinde, ya pardon, Taha suresinde Rahman, bakın orada Allah demiyor. Zat-ı ilahiyi söylemiyor. Sıfatı, esmayı söylüyor. Bu inceliklere dikkat etmek lazım. Mesela bunu tercüme ederken işte Allah, ya Allah olsaydı Allah yazardı oraya. Rahman yazıyor. Er-Rahmanu alel arşisteva. Niye Rahman? Rahman, esirgeyen, bağışlayan. Değil öyle. Bu kadar basite indirgemeyelim. Şu kadarını söyleyeyim. Sonra Arş-ı Azam'da kalmış olalım. Dualarda bilenler kullanırlar. Ya Rahmane Dünya ve Ya Rahime Lahire. Rahime Lahire. Çünkü Rahmaniyet bütün yaratıklar hakkında geçerli olan merhamettir. Rahimiyet söz dinleyenlere karşı olan merhamettir. Onun için söz dinleyip dinlemediğimizi Allah dünyada bize belli etmiyor. Ebedi alemde belli edecek. İşte onun için diğer, yani bundan dünya aleminden sonraki ahiret o demek, sonra demek. Sonraki alemde belli edeceği için ona rahimel ahire, rahimiyeti sonradan, sonraki alemde tecelli edecek olan demektir. İkisi de merhamet ama fark var değil mi? Fark var. Hasılı Allah değil de Rahman arşı istiva etmiştir. Lakırdısını yarın akşam nerede? Pendik'te mi? Pendik'te konuşuruz. Allah'a emanet olun. Tekrar seferul hayr cümle ümmeti Muhammed hakkında hayırlı olsun. Thank you.